ben burayı anlayamadım veya bu ne demek? Rahatça girebilirsiniz. Herkes girebilir mevzuya. Biliyorsam söyleyeceğim, bilmiyorsam bilmiyorum diyeceğim. Tamam. Şimdi bunu sözler 90. sayfa Mesnevi'n-Nuriye şu alarda çeşitli yerlerde bu yöntemi kullanıyor. Ben onu kullanacağım. 4 tane yöntem var. Bazı yerde 5 tane de olsa Aslı dörttür ama burada beş tane yöntem kullanıyor. Yani beş tane misal. Allah atoma ve atomla olan maddeye nasıl ol diyor da oluyor. Görmediğim hacmi ve kütlesi olmayan bir zat. Neyi görmüyoruz? Hacmi ve kütlesi bir araya gelirse o şey gözükür. Hacmi ve kütlesi olmayan gözükmez. Hacmi ve kütlesi olunca o muayyenleşir. Hatlı olur mutlak ve muhit olan yani kuşatıcı ve her yerde olan ama hiç hiçbir yerde olmayanın belli bir şekli olmaz. Çünkü her yerde olduğu için. Her yerde olanın bir yerde bir yere mahsur olmadığı için, oraya has olmadığı için ön tarafı, sağ, solu, altı, üstü belli olanın şekli olur. Niye bunun şekli var? İhata ettiğimiz için. Ama karıncayı buraya koyarsanız bu bardak olduğunu göremez. Dağda olan dağ, dağda olduğunu göremediği gibi. Dağın dışında olman lazım. Bir de bir misal vereyim. Zaman nereye nispet edilir bilim insanlarına göre? Zaman ışık hızına göre ölçü alınır. Işık hızı. Işık hızına eşit hareket edilirse bir şey hareket onun zamanı olmaz. Eğer ışık hızı 300 bin kilometre bölü saniye daha hızlı hareket ederse zaman eksiye döner. Bunlar okuduğunuz Kitaplarda olan şeyler. Işık hızına kıyas, e, nispet edilir. Diyor ki burada 5 tane misal var. Yani Allah maddeye nasıl hükmediyor? Böyle bir plan şöyle geldim. Ben bunu işlerken soru da sorabilirsiniz. Böyle yarım saat, 45 dakika bitirsem, yani diyelim ki mevzu eğer akıcıysa bir saat olur. Ondan sonra eğer arzu ederseniz, keşke bu konuda olsa diyeceğiniz her türlü psikoloji de olur. Dersten sonra soru cevap şu bu konu değil. Ne isterseniz sorarsınız. Dersten sonra ben ne zaman sorunuz biterse o zaman gider. O da bizden. Diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ma halkukum ve la ba'sukum illa ke nefsin vahide. Yani bütün insanların veya bir şey, her şeyin yaratılması bir şey gibi kolay geliyor. Nasıl kolay gelir ya? Her şey bir şey gibi. Nihayetsiz iş yani sonsuz iş bir iş gibi. En uzağına en yakın, en yakına en uzak gibi. Nasıl olur ya? Böyle aklımıza yaklaşması lazım. Bir tane şöyle dedi. yani e, Dedi ki, Allah kaç yaşında diyor. Yani kıvırma, şey yapma, endişe etme, rahat sor bana. Allah'ın yaşı var mı demişti de. Tabii ki cevabım belli, yok. Ama niye yok? Şimdi bu kardeşimizin sorusu, eşya içinde bulunan, eşya arasındaki kıyas dünyasında yaşadığı için, eşyanın birbirine kıyasla e, ve eşyanın kuantum fiziği, Altyapısındaki hareketlerden dolayı üzerindeki görüntü var birbirine karşı zaman olur. Yani şöyle diyeyim. Şu masayı yapanın masa cinsinden olmadığı gibi masayı yaptım ama masaya benzer miyim? Benzemem. Masadan da önceyim. O zaman bu masayı ben yaptım diye masa bana benzemez. Ben de masaya benzemez. Benzemem. Zamanı yapanın da zamanı yoktur. Mesela biraz önce ışık hızıyla hareket edenin zamanı olmaz sıfır olur. Zamanı yapanın, masa yapanın masadan önce olduğu gibi zamanı yapanın da zamandan da öncedir. Zamandan önce olanın zamanı yoktur. Zamanı olmayanın yaşı yoktur. Yaşı olmayanın da başı yoktur. Başı olmayanın da doğuranı yoktur. Lem yelit ve lem yulet. Doğmamış, doğurmamıştır. Başı yoktur. Başı olanın başlangıcı olur. O da birisi doğurması lazım. Doğulsa o, o da zamanı vardır. Zaman Diğer e, şeyler gibi, eşya birimi gibi, yerçekimi gibi, o bir kanun. Eşya arasındaki sistemin, bağlantının alt veri tabanıdır. Mesela kuantum fiziğinde zaman ters çalışır. Eşya da ters çalışır. Mesela şu fizikte bir yerdedir. Birkaç yerde olursa keramet veya mucize olur. Kuantum fiziğinde ise bir şeyin bir yerde olması mucizedir. Bu kuantum fiziğinde olması gereken her yerdedir bir yerde olamaz. Nereye bakarsan oradadır. E, yarık deneyinde de biliyorsunuz. Gözlemciye göre, düşün, düşündüğün şeye göre o oluyor, vardır. Olması gereken her yerdedir ama hiçbir yerde değil. Nerede istiyorsan oradadır. Bir şey her yerdedir kuantum fiziğinde. Bir yerde olması mucizedir. Fizikte ise bir şeyin çok yerde olursa mucize olur. Ters çalışıyor yani bu fizik ve fizik altı metafizik. Diyor ki ayet-i kerimesi ifade ediyor ki bütün insanların halk olunması ve haş edilmesi yani tekrar dirilmesi kudret-i ilahiye nispeten bir tek insanın halkı ve haşı gibi asandır, kolaydır. Şimdi bunu ciddi bir iddia yani. Biz Müslümanlar kabul ediyoruz da fakat bizde Müslüman olmayan tarafımız da var içimizde. O işte dürtüyor bizi her tarafımız Müslüman değil. Her şeyle ben değilim. İçeride olanlar hepsi ben değilim. Bana rağmen çalışan sistem de var. Arkada çalışan sistem var. Ben bütün zıtların hulasasıyım. Ben Müslümanım da ama ben de Müslüman olmayan tarafım da var. Ben Allah'a kabul ediyorum ama ben de bir Allah'a kabul etmeyen bir sistem de var. Sistem o. Dinde şeytan denmiş, nefis denmiş. Ama sistem yani. O da var. Nefsilemir, emir, vücudu alıcısı var. Çalışıyor. Kudret-i nispeten bir tek insanın halkı ve haşrı gibi asandır. Evet öyledir. Nokta namında bir risalede haşil bahsinde şu ayetin ifade ettiği hakikati tavsilen yazmışım. Burada yalnız bir kısım temsilatıyla hulasasına bir işaret edeceğiz. Bu inanın ben e, şu okuduğum konu benim derdimdi. Onun için seçti. Benim derdimdi. Ben bu risaleleri tanımadan önce 1974'te Karl Marx okumuşum. Okutmuşlar ya. Yani. Hasköy Lisesi'ni okurken. Karl Marx, Hegel'i, Tao'yu, araba markası Nissan, Isuzu, Mitsubishi. Bunlar araba markası değil mi? Aslında dindir o. Bir felsefe ekol ekoludur onlar. Ama kendilerini göstermek, adını duyurmak için araba çıkartmışlar. Çünkü her bir isim bir unvan ve namdır. Niçin söyledim? Bu risaleleri biz tanımadan önce onları bize atmış, anlatmışlardı 1980'den önce 74 75. Onun için çok ihtiyaç duymuştum. Sizin de ihtiyacınız olur çünkü çevrenizde de var. Onun için seçtim ben burayı. Böyle güdümlü mermi değilim şu anda içimden gelen bir ders bu. Eğer istersen o noktaya müracaat et. Ondandır ki sor diyor. Sor. Bu taraf nasıl diye. lillahi mesenül ala 16. surenin 60. ayeti en iyi misali Allah veriyor. Kur'an'ın 40 mucizeliğinden bir tanesi olayları misalle anlatmasıdır. Misallendirmesidir. Aynı şöyle diye bir saatlik dersi belki bir iki dakikada çözüyorsun. Risale-i Nur'un da bir e, şeyi, özelliği ve kerameti. Misalle anlatması. Aynı bunun gibi diye örnek veriyorsun. Aynı bunun gibi gerisi bir adam öyle vardı böyle. Yaşlı birisiyle kalmıştık. 2-3 hafta bir yerde. Bir şeylerle Uğur mumcularla deniz gezmişlerle yatmış bayağı 60 yaşlı bir adam. Bir yerde uzun zaman beraber kaldık malum yerde. Dedi bir şey söylüyor belki Muhammed yarım saat anlatıyor. Ben bir örnek veriyorum. Adam bir anda boşluğa düşüyor. Yanında da birisi var. Şimdi 2 3 tane şey yapınca 2 3 örnekle 60 senelik damamı sana bir anda mı vereceğimi zannediyorsun dedi sinirlendi orayı terk etti yani. 60 senelik damamı bir anda terk edeceğimi zannediyorsun. Ondan sonra ne yapmaya çalışıyorsun? Ben yarım saat konuşuyorum sen bir şey veriyorsun diyor. Allah'ım örnekten aynı bunun gibi değil mi diyorum. Ondan sonra adam <laughs> ya mi, misal vermek böyle bir e, tesir azim olduğunu göstermek için söyledim. Velillahi meselül ala. En iyi misali Allah veriyor. Temsilde kusur yok. Bir, Allah şeye nasıl hükmediyor? Birincisi nuraniyet sırrı var. Misallendirmeye çalışacağım. İkincisi şeffafiyet sırrı var. Üçüncüsü intizam sırrı var. Dört imtisal sırrı var. Ne demek diye. Altın beş mi? Beşi muvazene sırrıyla. Nuraniyet sırrı hükmeden zatın nurani oluşu. Mesela güneş nim nurani, yarım nuranidir. Yarım. Yani ondan çıkan ziya, eş, e, foton, fiziğin tabiriyle foton. Bizdeki adı ziya. Aynı bu lamba gibi. Foton geliyor mu dünyaya? Geliyor. 150 milyon kilometreden geliyor. Hacmi var mı? Yok. Kütlesi de yok. Bir anda güneş ziyasıyla yani fotonuyla her yerde olabilme özelliği, nuraniyet. Yani maddeye hükmedecek zatın nurani olması. Yarım nurani olan şu güneş tam değil. Yaratılmış güneş böyle olursa. Yani bir anda her yerde. Ona bir misal verelim isterseniz. Uydu. Uyduyu görüyor musunuz çıplak gözle? Böyle baktığımız zaman görü gözükür mü? Gözükmez. Oradan yayın yapıyor film. Kulakla duyar mıyız sesini? Uyduyu duymayız. O yayın, fi, film yayın yapıyor. Gözle görür müsünüz? Neyle görürüz o uydunun olduğunu? Telefonla veya bilgisayar. Buna görür müsün? Görürüz. Senin kulağın duymadığını bu nasıl duyuyor? Madde de Allah'ın emrini böyle duyuyor. Senin gözün görmediğin şeyi İnkar edebiliyor musun ya? Ben uyduyu görmüyorum. Ya bırakın kim görmüş ya. Ve bir anda her yerde mi? Erzurum'a vurduğu gibi uydu. İspanya'yı da vuruyor. Navigasyon seni görüyor mu? Görüyor. 1 milyon kişi girdi navigasyona. Der mi yolan yeter lan. 2 milyon ben size hepiniz ayrı nasıl cevap vereyim? Biriniz sağa gidiyorsunuz, biriniz sola gidiyorsunuz. Biriniz yetmiyor öne, biriniz arkaya. Biriniz duruyorsunuz, biriniz yanlış yapıyorsunuz. Yanlış yaptıkça bir daha bana hesap ettiriyorsunuz diyor mu? Hiç yoruluyor mu? Lan kapat lan ikide bir yanlış yapıyorsun. Laz navigasyonu hariç o bir şey için koymuşlar böyle. O lan <laughs> Lazca konuşuyor böyle dinle, dinledim de. Lan yanlış yaptın diyor kaç defa seni söylüyorum diyor. Ama navigasyon ne yapıyor? Her yanlışta da sabırla kusurunu affediyor tövbeni. Yeniden hesap ediliyor diyor. Ulan navigasyon benim hatamı affediyor da Allah benim hatamı affetmez mi ya? yeniden hesap ediliyor. Bir anda kimisi İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor, kimisi İstanbul'dan Burs şey gidiyor Bulgaristan'a. Farklı farklı işler söylüyor. Etsaneye arıyor, tekisi camiye arıyor. Hatta navigasyon acaba bize kimisi meyhaneye arıyor. Nerede meyhane? Kimisi cami arıyor, medrese arıyor. Diyor mu? Olan peki uydu kafir midir, Müslüman mıdır? Bir anda nasıl görüyor? Farklı farklı kişilerin taleplerine nasıl bir anda cevap veriyor? Yoruluyor mu? İnsanın yaptığı sanat böyle olursa İnsanı yapan nasıl olur? Benim telefonumun içine adam giriyor mu navigasyonla? Giriyor. Giriyor. Ve yönlendiriyor. Gelecek nasıl biliyor? Uydu biliyor geleceğimi. Bir buçuk saatlik mesafe bana göre gelecek değil mi? Gelecek. Bir buçuk saatlik mesafeyi gösteriyor mu bana? Hem söylüyor hem dakikasını da veriyor. Bak diyor 200 metre sonra sağa döneceksin diyor. Sonra sağa döndükten sonra 100 metre git diyor sola vuracaksın diyor. Sonra sola vurduktan sonra düz git diyor. Geleceği nasıl biliyor? İnsanın yaptığı cihaz geleceği biliyor. Bana göre Bulgaristan gelecek. Burası İstanbul. Şimdiki zaman Ankara'ya göre İstanbul gelecek. Herkese göre değişik. Ama hepsine cevap veriyor. Almanya'da Mesut biz dolaşırken ben ne bileyim havalimanından aldılar navigasyonu açtık. Akşam tabii indik. Sağ tarafta göl varmış. Ulan göl ya dedim Bülent arka bu sağda göl mü var? He abi göl var dedi. Görmüyorum ha. Ama bununla görüyor. Kendimi navigasyonla seyrediyorum uydudan arabamı. Başka bir örnek vereceğim. Uzatmıyorum. Yeni çıkmış, çıkmıştı MOBES'e. velediyede bu hizmeti vermişti. Şimdi nasıl oluyor dedim. Ehli geldi bana gösteriyor. Rize'de ana cadde MOBES'e'yi girdi. Biraz MOBESE'ye girecek şeyde çalışıyordu. Rize Caddesi gösteriyor. Dershanemizin o merkez camisinin hemen karşısında olduğu için köşe başında seyyar satıcı var derse geliyor. Baktım onu gördüm. Kiraz satıyor. Hiç unutmuyorum. Ben de Allah Allah. Mobesi ya biliyorsunuz. Artık sıradan olmuş? Şimdi şu adama ne yaptım? Onun telefonunu falancı kişiden aldım. Telefon ettim. Baktım tartıyor. Tartıyor Muhammed. Kiraz tartıyor. Şimdi ben çaldım. Kaldırdı. Görüyor. O kardeş de mobesi de. Bana bak dedim. Ayağın. Buyur hocam dedi. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Efendim? Ya bana bak o müşteri öyle yapma dedim ya. Biraz o niye geri aldın? Onu ver. Garibandır çoluk çocuğu Ne hocam dedi ya. Kirazı da dedim tuttun ya dedim. nasıl yani dedi. Ya o adama kiraz tartıyordun ya veriyor. Ha onu geri ver dedim. Bakıyor. Nerede diye. Hocam geldin mi ya dedi. Dedim gelir geldim sayılır ama gelmedim. Cisme değilim ama aklen oradayım. Nasıl yani? Dödür onu da tart. O adam bu onun de tart. Onun ikisini de verdi. Ondan sonra konuşuruz. Ben buradan orayı seyrediyorum. Ve hepinizin bildiği uza, uzaktan bilgisayara giriş programı yok mu? Temvivir diye bir program var vesaire var. Giriyorsun. Bilgisayarına mesafe hiç önemli değil. İşlem de yapıyor mu? Yapıyorsunuz değil mi? Program indiriyor, program yapıyor, bilgisayarı tarıyor, hatayı düzeltiyor. Senin bilgisayarına, Almanya'daki bir bilgisayar girip seni yapılandırıyorsa onu yapan Allah'ın esmaları senin de kafana böyle yapılandırıyor. İşte aynı bunun gibi. Navigasyon sana yol gösterdiği gibi peygamberler ve Kur'an navigasyonları da bize böyle şey yapıyor. Diyor ki sağa dön diyor. Yapma diyor. O taraf değil diyor, diyor. Yanlış girdin diyor. Bak navigasyon da aynı yani. Peki 100 sene, 50 sene önce bu Mobese'ye göre o adam sonra söylemesek. Kiraz yapıyor. Neyi affedecekti beni? Vay be keramete bak ya. İstanbul'dan Rize'yi, ana caddesi seyrediyor ya. Adama bak ya. Vallahi billahi ya kirazı geri koydu da gördü ya. Demesek öyle diyecek ha. Anladın? Ama şimdi gayet normal. İnsan kerametini e, maddeye yansıtmış. Yani fıtratını yansıtmış. Yapılan bir sistem böyle bir şeyi eser yapabiliyorsa yapan zat nasıl olur? Bu yapılanla yaptım. Şu kafa yapılmış. Bu kafa yapılmış. Bununla yapıyorum ben. Bununla yaptığım hükmediyorum. Geleceği ayan ediyorum. 5 Be saat sonraki mesafeyi gösteriyor. Edirne veya Yunanistan, Gümülcük ne kaç saat? 5,5 saat. Ne kadar Şu saatte. Şurası neresi? Kapalı mı? Yol, güzel, gösteriyor. Bana göre gelecek değil mi? E, geleceği görüyorsun. Trafiği de görüyorsun. Geleceği nasıl biliyor? Biliyor kardeşim. Ben aletle biliyorum. Allah da benimle biliyor işte. Aynı böyle hükme diyor. Gayet normal. Şimdi birinci misal neydi? Nuraniyet. Yani bir e, maddeye hükmeden zatın kendisi nurani oluşu. Onun için örnekler verdi. Yani kendisi güneş yarım nurani. E, uydu nedir? Elektroniktir. O da nuraniyete yakın. Yani güneş ziyasına benzemiyor. Böyle olursa yapılan sanat, insan aklı böyle bir eser yaparsa, eserin eseri neseri böyle olursa Eser sahibi ne olur? Demek ki birincisi birincisi e, nurani yani maddeye hükmedecek zatın nurani oluşu. Yani maddenin dışında oluşu. İkincisi şeffafiyet. Yani eşyanın o nurani zata muhatap oluşu. Yani onun emirlerine uygun oluşu. Ona da bir misal vereyim. Yapay zeka ile çalışan sihalar var. İhalar var. Peki onlar oturduğun yerde çalışıyor mu? Hadi uçurdun gitti geldi seyrediyoruz. Bu tam tersine yapay zeka kendi düşünüyor. Ummadığı bir hadise geldi. Uçurdu. Savaş gemisine bir şey yapacaktı ama beklemedi bu uçak geldi. Bu adam oturduğu yerde görmüyor. O yapay zeka ile ne yapacağını biliyor. Nasıl biliyor ya? Yani alet, benim yaptığım alet kendi düşünüyor. Karar veriyor bir de. Karar veriyor, karar. İnsanın yapısı bu. Maddein Türkiye diyor. E maddein Allah olsa ne olur? Bu da maddein Allah. Maddein Türkiye olursa bu yapay zeka ile. Yani buradan ben komutu veriyor. Veren zatın nuranı oluşu o sihaların emri alıcı oluşu ona uygun olması. Başkası gir girse o sisteme girebilir mi? Giremez. Çünkü ona kodlanmamış. Ha, o zaman maddeye hükmedecek zat maddeye hükmedilecek bir şekilde yapmış. Önemli olan ne biliyor musunuz? Uçağı yapmak. Ee, yönetmek değil, yemi yönetmek değil, dünyayı yönetmek değil. Önemli olan bunu hiç yokken, yok iken, madde yok, zaman yok, taklit yok, nüme yok, misal yok, model yok, misal örneği yok, macelesi yok. İlk yapmak, ilk sistemi atoma hükmetme kolay. Önemli olan yok iken atomu bu sistemde yapmak. Mesela diyor ki. Sizin okuduğunuz ve okuyacağınız fende şöyle diyor. Proton var atomun çekirdeğinde. Bunun diyor büyüklüğünü miske kadar yaparsak yani mesudu mesleği Misket kadar büyütürsek kendi misallerini veriyor kendi söylüyor benim değil bu. Misket kadar büyütülürse düşünün protonun küçüklüğünü misket kadar büyütülürse ve Londra'da olursa ona en yakın geçecek elektron İstanbul'dan geçer diyor bu ikisi arasında bu kadar boşluk var diyor. Şimdi kuantum fiziği keşfinden sonra boşluk yok, duman var diyor. Duma. Eski de elektron, şimdi kitap okuduğunuz kitapta elektron döner. Şu anda o değil. Sen deneyinden sonra elektron olması gereken her yerde olduğu için biz döner zannettik diyorlar. Şimdi elektron, anlatacağım şu. Elektronla proton arası boşluk idi biz mektep okurken. Şimdi şey var, buhar gibi, sis gibi, ne olduğunu tanımlayamadığımız, eskide boşluk diyordu. İşte ustat diyor ki niyet ve nazar mahiyeti eşya tayir eder. Yani kişinin terden böyle çalışarak kazandığı pirinci kendisi çocuğu yerse böyle hayır olur. Çalarsa aynı pirinci tesir eder. Kardeşim ikisi de aynı şey e, pirinç. Çalınan pirinç de emeğin pirinci niye çocuğun insanın karakterine tesir etsin? İkisi de pirinç. Ben bunun peşine düştüm mesut bu mana, bu sorunu. Yani bu külliyat olması lazım. Bir daha çalınmış pirinçte emeğin pirinci satın aldım, emek vererek aldım. Pirinç değişti mi? Bir kilo, bir kilo. Niye o karakteri bozuyor da bu karakteri inşa ediyor? Sebep kişinin o niyeti var ya böyle çalma, niyet. O protonla elektron arasındaki boşluğa giriyor. Eşeği oradan değiştiriyor. Haleti oraya kopyala yapıştır oluyor. Yani sirayet ediyor diyor. Ben sigara içmiyorum. Sigara içenin yanında dursam sigara bana sindiği gibi. Bak içmedim. Hariç bana tesir etti. Aynı bunun gibi kişinin niyeti protonla elektron arasına giriyor. Orayı o boşluk denilen şu anda kuantum fiziğine göre duman ve sisli olan o alana giriyor. Eşyanın mahiyetini değiştiriyor. Oradan değiştiriyor. Ama pirinç aynı kilo değişmiyor. Halet'in kilosu yok ki. Duyguların, hislerin, fikirlerin ne hacmi var ne de kütlesi var. Gidiyor oraya. Proton, pirincin proton ve elektron arasındaki boşluğa giriyor. Oraya yapılandırıyor. Mahiyete şey böyle değiştiriyor. Eşanın kökünden böyle değiştiriyor. Diyeceksin ki nasıl oluyor? Bak niyet Namaz kılanla kıl, kılmayanın yüzü belli değil mi? Farklı. mı? Neye farklı? İkisi de iki aynı yemek yiyor kardeş. İkisi sofrada yeseler. Yemek yeseler 10 sene. Bulun sonra. Bir tanesi namaz kılsa bir tanesi kılmasa ki böyle benim ikiz arkadaşım vardı. Haydarpaşa'da okuyordu. Bir tanesinin siması Nurani'ydi. Risale biliyordu. Ötekisi de sanki Kasımpaşa çöplüğü gibi yani. Belli ya simasından. Hatta idealist devlet memurları simadan adamı tanıyıp işini yapmıyorlar ya şimdi de. Yapmıyor. Yani en azından sima belli değil mi kardeşim? Bu nurcu olur şu. Bu tarikatçıdır, bu Süleymancıdır, bu menzilcidir, bu namazlıdır bu doğuludur, bilmem bu İspanyoldur, bu Rus'tur. Nasıl anlaşılıyor? Etettir. Sima değişmiyor mu? Peki ne yaptım? Ben namaz kıldım ama namazı kılsam siman değişiyor da namaz kılmayıp namaz hareketlerini fitness'ta yapsam, spor yapsam siman nurani olur mu? Olmuyor. Aynı hareketleri yapacağım. Kültür fizik diye. Olmuyor. Niye? Simahum fi vucuhimin eseri sucud diyor. <laughs> Esinetikum elvanikum. Onların elsine lisanları ve simaları farklıdır diyor. Ötekisi kişinin ne olduğu ne düşündüğü e, simasından, sesinden, renginden bellidir diyor. Nasıl tesir ediyor? Yani madde nasıl değişiyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Demek ki kişinin kişinin ruhsal haleti taşıdığı, tanımladığı o bedendeki atom tesir alacak şekilde yaratılmış. Protonla elektron arası boşluk haleti mi alacak gibi. Birincisi verenin nurani oluşu, ikincisi maddenin şeffaf oluşu. Yani verilen komutlara uygun davranması. Yani verilen sinyalin alıcılığı. Sinyali veriyor, o alabiliyor. Birincisi neydi? Nuraniyet. Güneşin cilvesi kendi ihtiyarıyla olsa da bir zerreye surette verdiği cilveyi aynı surette hadsiz şeffafatı da verir. Yani güneş için yeter ya. Bu kadar maddi ben nasıl sıtayım ya? Dağlar İspanyol Portekiz e aynı anda nihayetsiz işi nasıl yapayım? E, Sibirya'da koyunların tüyünü, e, Arabistan'da da develerin tüyünü, gezegenleri tutacağım. Mesela bu Pendik'te kaç tane ot var? Kaç tane yaprak var? Şu ormanlarda, çamlarda bir de insanların enerjisini nasıl yapacağım ya? Bu kadar iş, nihayetsiz iş. Ne kadar iş? Sonsuz adedi sıraya da koymuyor. Yani bir, birbirine farklı. Bir tane yaprağı yaparken bir tanesi koyunun tüyünü yapıyor. Bir de güneş öyle bir e, ışınları var ki dünyanın bir yerinden girse öteki tarafına çıkacak. Öyle kayıtsız. Kayıtlanamıyor yani. ustat öyle diyor. Kayıtsız doğru diyor. Kayıtlanan var, kayıtlanmayan var. Gülüyor yani. Röntgen şu ağa gibi. Demek ki Allah bu kainata nasıl hükmediyor? Ma, e, hükmedeceğin, hükmedecek zatın nurani oluşuna güneş misali. Tamam güneş vurdu ama güneşin enerjisini alıcılığı olmasa to şeyde ağaçta, çekirdekte. Ağaç niye ben mesela ocak tutsam, tüp yaksak orada tüple büyütemezsin yani. Ama güneş ışınlarıyla çünkü onun yapısı ona uygun. Önemli olan nedir? Ona hükmetmek değil. O yok iken bu şekilde hükmedilmeye şekilde yaratılmasıdır. Bunun da şeffafiyettir. Ne diyor? Bir zerre şeffafinin küçük göz bebeği güneşin aksini almasında denizin geniş yüzüyle musavidir. Yani ha bir atom ha denizin yüzü ikisi de aynıdır. Çünkü alıcılığı aynı. Ustad da diyor ki, Ustat da diyor ki Evamiri tekviniyenin tecellisi olan, kitabı kuyanız için söylüyorum, desti kudretten sudur eden, İlim, irade ve kudreti tazamun eden evameli tekbini. Evameli tekbini nedir? İyiyim, ezberlemeniz için. İhtiyaç, ihtiyat incizap, mey. Yani ad, maddenin yapısı, atomun asıl olmak, ben olmak, daha mükemele hamile. Yani atom, hücre olmak, molekül olmak, doku olmak, organ olmak, insan olmak, kendisinden daha iyi olmak için meyillidir. İştiyaklıdır, arzuludur, meyli var ihtiyacı vardır, iştiyakı vardır, incizapı vardır, meyli vardır. Her bir maddede bu dört tane özellik var. İhtiyaç, iştiyak, incizap ve meyil. Bunun adı bu dördünün tayin pekmezi karıştırırsak ayrı bir şey olur. Bu dördünü karıştırırsanız adı evamili tekvini olur. Eğer bu bu dördü donarsa, vücut giyerse hayatı tekvini olur. A olur. Ayatı oradan ezberlersiniz. Ayatı tekvini yazılımı ise evamiri tekvini olur. Yani e, yapay zeka ile çalışan sihaları sistemi evamiri tekviniyedir. Ama ben bir komut verdim. O anda çalışması yani fiile dönüşmüş. Hakikaten verenin sinyalı verebilmesi, alıcının da o sinyala cevap vermesinin bütün ikisinin bütünlenmesine de A, ayatı tekviniyedir. Yani donmuş halidir. Onun için bu kainat ve minayatina diyor. Donmuş ayetlerimizdir diyor. Ben gidiyorum da sorusu olan varsa sorsun yani. Sonra intizam sırrı nedir o? Bu da çok güzel bir örnek. Çok hoş. İntizam sırrı. Bir çocuk parmağıyla gemi suretindeki oyuncağını çevirdiği gibi kocaman bir dilit notu da çevirir. Mesela kocaman uçak gemisi ve 300 bin tonluk yük gemisini ha bir çocuk Ha büyük kuvvetli bir adam çalıştırması eşittir. Parmaya bastın mı çalışır düğme. Niye? İntizam. Önemli olan ilk önce o yokken onu intizamlı yapmak. İlk yapmak. Hep ona duruyor. Önemli olan ne demek ilk yapmak? Fatih Rüzül Celali söylüyorum. 12 tane sıfatı var. Birkaç tane sayayım. Fatir ne demek? Bak Allah varken hiçbir şey yoktu. Mekan yok. Madde yok. Zaman yok. Mukayese yok. Nümüne yok. Misal yok model yok, muacele yok. İlk ve son yapıyor. N madde yok, mekan yok, zaman yok, taklit yok, örnek yok. İlk ve son yapacaksın. Haşa, tahayyülü küfür, küfür değil. Allah'ın nereden hatırlığına geldi böyle bir insanı yapayım? Bir kutu ama kendisine aşkın bir kutu. Aklını aklının dışına koyup aklına hükmedebilen bir kutu. Bak aklını aklını dışına koyarak aklını yapılandıran bir kutu. Kendisi kendisine kaybolan, kendisi kendisinden dışarı çıkıp kendisini inşa eden, yapılandıran, eğiten böyle bir sistem. Garip bir sistem yani. En çok şey çanta diyor ya burnuma hayret ediyorum. Ben de aklıma hayret ediyorum. Aklımla aklımın dışına aklımı koyuyorum ve aklımın dışında aklımı alarak aklımla aklımı yapılandırıyor. Böyle bir tuhaf mahluk. Ondandır ki içimde olan hepsi benim değil. Hep ben değilim. İçeride neler çalışıyor? Şimdi bilgisayarda da öyle değil mi? Ekranda bir şey seyrediyorsunuz. Tek bir şey veya bir şey yapıyorsunuz. Arkada kaç tane birim çalışıyor? Aynı böyle. Burada öyle. dur dırıt, 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 dırıt Neler çalışıyor? Hepinizden al alabildiğim sinyalleri alabiliyorum. İşte ondan sonra mail ediyorum. Ona o misali vermeye çalışıyorum. Çünkü oradan başka sinyal alıyorum. Hissediyorum. Hissettiğime göre yönlenmeye çalışıyorum. Ondan sonra bütün bütünü koparmamaya çalışıyorum. Böyle bir garip Garip yapay zeka işte Allah'a göre. Bu da yapay zeka. Demek ki gemiyi ilk önce yapmak önemli. Yaptıktan sonra ha bir çocuk düğmeye bassın zayıf birisi. Ha güçlü bir adam düğmeye bassın. Fark eder mi? Fark etmez. Önemli olan bu işte ilk yapmak. Bunun adı intizam sırrı. Demek ki Allah konuyu başa gelelim. Allah maddeye nasıl hükmediyor? Çünkü kendisi nuranidir. İkim. Çünkü madde emirleri alabilecek şeffafiyettedir. Çünkü intizam sırrı yani e, maddenin içine ihtiyaç, iştiyak, incizap, mail koymuş. Yani gübre elma olmak istiyor. Ona ihtiyacı var. Yani zerresi. ihtiyacı var, iştiyakı var. O da incizabı var. Çekiliyor. Mesela kimyada diyeyim. Periyod olarak 2, 4, etti 6. Kaça tamamlamak ister? 8'e. Ver, verir mi alır mı? Alır. Çünkü bu fazla. Bazen de veriyor. Eğer güçlü olursa değil mi? Ee, enerji olarak. Ha. Bak şimdi peki bu sisteme bak yani. Kendisi kendisi olmaktan çıkıyor. Başka bir şeye dönüşme de meyli vardır. Yani bu kimyanın adı bizde meyil. Başka bir şey olmaya. İnsan kendisinden daha harika olmaya meyli vardır. En yabani insan, en kendisine yabancı insan kendisidir. Demek ki meyli vardır. Almaya da, vermeye de. Ta kendisini tamamlamaya da meyli var. Kararlı hal almaya. Almaya meyli var, kararlı almaya. Peki madde böyleyse yani. Önemli olan o sistemi yapmak. Meyli vardır maddenin niçin intizam sırrını Meyli vardır. İhtiyacı vardır ona. İhtiyacı vardır. İnci çekiyor veya çekiliyor. Cezbediyor, çekiyor. İncizap oluyor, çekiliyor. Başka bir şey olmaya, yani gübre elma olmaya, yani elma zerreleri de insan olmaya doğru meyli vardır. İnsan da kendisini aşkındır. Kendisinin aklına bile mahkum olmak istemez. Aklıyla aklının arkasına kalmak ister. Aklıyla aklını yönetmek ister. Şuraya bakın ya. Eşyanın bir kumandandan bir tek neferi bir arşemriyle ile tahrik ettiği gibi bir koca orduyu da aynı kelime tahrik eder. Mesela okulda da öyle, askeriyede de öyle. Bir kumandan arş dese, bir asker hareket etse de bin tane asker bir alay aynıdır. Niye aynıdır? Önemli olan ona göre sistemlemek. Ona göre mesela Allah diyor ya ol diyor oluyor. Ha yani işte o eşyanın içerisindeki ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil dediğimiz yani lafı dinler. Yapay zeka var ya sizin lisanınızda söylüyor. Siyahların yapay zekayı Laf dinleyecek durumda yapılmış. Laf dinlemezse çekip gider. Gider de gider bir yerde belasını bulur düşer. Niye? Laf dinlemedi. Ama arkasını dinlerse o Yapayacak gel. O zaman kendisini kendisiyle imtisal eder. Yani laf dinleyecek gibi oldu mu komutan bir askere sağ sol sağ sol deme ne kadar kolaysa bin kişiye de aynı şeyi söylüyor yorulmuyor yani. Hepsinin yanında olmuyor. Ben hepinize hitap ediyorum. Tek tek hitap etmiyor. Bu madde, hava latiftir. Nurani değil, latiftir. Ama benim bir kelimemi nasıl bir anda her tarafa imbisat ediyor? Hepsini kucaklıyor. Tek tek harfler gelmiyor. Ve bir sürü şeyler de var. Demek ki emiri veren ve alanın bütünselliği. Bu imtisal. Yani ikisinin başka bir şey olmak. Komutan niye emrediyor? Asker niye itaat ediyor? Komutan da asker de kendilerinden aşkın bir şeye bağlılar. Devlet gücü. imtisal ediyor ikisi de. Beşinci misalimiz. Cevi Feza'da bir terazi ki öyle hakiki hassas ve o derece büyük farz edelim ki iki ceviz terazinin iki gözüne konulsa hisseder. Ve iki güneşi de istiyap edip tut tartar. O iki kefesinde, o iki kefesinde bulunan iki cevizi birini semavata, birini yere indiren aynı kuvvetle iki şems bulunsa birini arşa, diğerini ferşe kaldır indir. Şimdi insan terazi misalini bakın. Şöyle bir terazi olsa çok hassas. Buraya bir daha koysak, buraya da bir daha koysak eşit. Dengeli olur mu olur? Olur. Buraya bir ceviz koysak, bir ceviz daha yere, öteki daha semaya. İki tane güneş koysak eşit. Dengeli mi? Dengeli. Bir ceviz koysak indirir mi dibe? Vay be bir ceviz nasıl güneşi tarttı? Tartar kardeşim. Terazi görüyor musun? Denge ya. Adam demiş ya bana bir destek verin. Bir de destekleyeceğim yeri verin bana. Dünya yerinden oynatayım. Ya bir şey anlatmak istiyor biliyor musunuz? Allah. Yani bir dayanak noktası var. Yani kainatta entropi var yani bir dayanak, bir sistem, dönem bir sistem var. Şimdi terazi misaliyle büyük küçük fark etmiyor. Denge varsa değiştirmek, dengeyi değiştirsen yetiyor. Bunlar ne, nasıl yapıyorlar insanoğlu? Genetiğini değiştiriyor. Acil dalı ile bu uğraşmıyor. Genom denilen teknoloji genetiğini değiştiriyor. Den genetiğini değiştirdin mi? Görünüşteki ağaçın sistemi değişiyor. Yani yazılımını değiştiriyor yazılımına. Ha, o zaman bu nedir? Muvazene. Yani her şey, her şey olmaya temayülü vardır. Ölçüsü vardır, sistemi vardır, ona uygunluğu vardır. Madem şu adi, nakız, fani, mümkünatta nuraniyet yani insan oğlu bu dünyada bu mahluk iken maddeye hükmetme, tasarruf etme, tesir etme özelliği verilmiş. Bak maddeyi değiştiriyor. Hüc şey e, maddenin genetiğini değiştirebiliyor. Mısır'ın en çok genetiği değişik olan sokakta satılan var ya şeker gibi böyle mısır en çok onu değiştiriyorlarmış Mesut. Böyle oradan veya e şimdi peki nasıl oluyor? Nasıl yapabiliyor? Cana bak bu yetkiyi vermiş. Yani bu sistemle donatmış. Aklı düşünebiliyor musunuz? Aklıyla aklına hükmedebiliyor. Aklıyla aklını yapılandırıyor. Diyor ki aklımın içindekiler hepsi benim değil. Ben değilim diyor. İnsan böyle bir kainattaki sistemi görüyor. Yani Allah bir anda emrediyor, oluyor. Buna misal zaten gözüküyor. Bunlar neymiş? Nuraniyet, şeffafiyet, intizam, imtisal ve muvazene sırrıyla. burada kesiyorum. Sorusu olan var mı? Yatıyı kılarız. Dediğim gibi eğer sorularınız olsa gene otururum. Eğer yatıdan sonra sorunuz yoksa ben de gidelim. Ama ne isterseniz sorabilirsiniz. Gençsiniz. Yoksa diğer yerlere gittiğimiz zaman dersi yapıp çekip gidiyoruz yani. Ve ahir davahum en elhamdülillah rabbil alemin el fatiha. Çok iyi olur. Çok iyi. Tabii ya çay ya. Kazası yok. Gitir, getir getir. <laughs> Artık teknoloji çıktıkça Allah maddeye nasıl hükmediyor sorusu çok cılız kalmış tavazu ediyor. Yani hakikaten öyle. Şimdi diyor ki uzaktan kumandalı vardı. Kapılar açılıyor. Nasıl hükmediyor? Ya cep telefonla konuşuyorsun. Adam istediğin programı indiriyor sana. Diyor ki falan şey istiyorum diyorum. Pat diyor, video getiriyor. E bu gayet kolay ya. Gayet sıradan olmuş. Şimdi Allah diyor nasıl oluyor? Benim telefonda nasıl oluyor? İnsanın yapabileceği sınır, sınır yok insanda. Muhatab ilahi. E ondandır ki işaret icazda bilmem onun kastettin. Halifek sırrında melekler diyor ki kan dökecek, fitne çıkaracak mı yapacaksın? Cenab-ı Hak diyor ki ben onlardan takip ettiğim bir gayem var diyor. Hadis-i şerifte de var şeyde. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanın. İnsan hariçte olmasa bile dimağında Allah'ın Halik ismine mazar olduğu için var ediyor, yok edebiliyor. Kafada bir şey var edebilirsin, şekli hayal kurarsın, istediğin kurarsın. Yani kainatta şirk yok, kafasızın kafasında var. Şirk bile var yapabiliyorsun. Ama nefs ül emirde, hariçte şirk yok. Ama kafasızın kafasında var diyor. Yani şirk yapabiliyor. Hududu yok insanın. İnsan cemul cem'dir, camu'l ezdattır. Zıtların cemidir. Hem de her şeyin hulasasıdır. Celal ile cemal. Onun için ee, mesela psikoloji rahatsızlıkların en temel sorunu kafamın içinde geçenin hepsinin ben oluşum. Ben zannetmesi. Onun sahibi benim. Ben üretiyorum. Bende gözüküyor diye hep ben miyim? Değil işte. Seni telefonunda açsan internet girilmez mi? İnternette bir sürü hayır da var şer de var. Bir tanesi dese ki vay bilmiyor ya açtı. Lan bunlar ne lan sen bu kadar şöyle bu pisliklere şeyler iyiler. Ya benim değil. Ya nasıl şeyin lan senin telefonunda? Lan senin telefonunda mı? Hayır telefonumda gözüküyor. Benim değil. Burada tezahür ediyor. Yani aynada gözüken güneş güneş midir? Değildir ama nuranilerde böyledir. Seni sayılıyor. Onun için kafamda olanlar hepsi benim değil. Bunu bir idrak etse benim değil. Psikoloji sorunu biter. Benim zannettiğinden dolayı psikoloji sıkıntısı oluyor. Ben bunları nasıl düşünüyorum? İnsan Halik ismine dimağında mazardır. Hayal edebilir. Hem de küfür bile edebilir. Şirk de yapabilir. İlerisi yok artık. Ama cennette olacak tabii. İstediğin olacak. istemediğin olmayacak. Niye? Böyle bir Allah'a burada inandığın için. Biz nasıl inanıyoruz Allah'a? Allah bir anda her yerdedir. Hiçbir yerde değil. İstediği oluyor, istemediği olmuyor. Buna mı inandın? Öyle bir Allah. Bunun mükafatı nedir? Cennette aynı senin buna mazar olacaksın. İstediğin yerde olacaksın. İstemediğin yerde olmayacaksın. İstediğin olacak, istemediğin olmayacak. Çok şükür hamdıyla. Baksana ya hududu var mı? Kuantum fiziğinde bu mümkün de. Adam bakıyor, oluyor. Bakmayınca başka şey oluyor. Ya bu fizikte ya. Allah Allah acayip bir şey ya. Yarık deneydim. Bu nasıl bir şey ya? Eskide yani ben ilkokula da gitmiyordum. Demek ki ben ilkokul 3'e gidene kadar köyde elektrik yoktu. Elektrik olsa ne olur? Sana hani televizyon yok da. İlkokul 3'e gidene kadar. Bir yerde dediğim zaman gençler diyor ki hocam, hocam buzdolabı da mı yoktu? Ne mi elektrik yoktu ne demektir yani? Buzdolabı da mı yoktu? O zaman daha ilkokula gitmeden düşünüyordum. Anneme dedim ki anne bizim Karadeniz'e böyle vadili falan. Karşı dağa bakardım. Hani ben orayı ben baktığım için biz var zannettiğimiz aynı böyle derdi. Vardır. Yoksa aslında ben sırtımı çevirsem yoktur. Oğlum böyle bir şey deme kimsenin yanında. Sakın deme oğlum. Meğer insanda fıtratında şey var ya. Yani. Niçin televizyon elektrik Bozulmadığımız için kafa çalışıyordu. Dağıtmıyordu. Şimdi e, telefonların en şeyi bu giriyor böyle. Zannediyor ki film seyrediyor. Oysa sen içine giriyorsun. Sen burada kalmıyor. Bedenin burada. Aklın fikrin orada mı? Evet. Giriyorsun sanal dünya, sanal dünya, sanal dünya. Artık kafanda bir sanal dünya oluşur. Bir de gerçek dünya. İkisi farklı oluşmasının adı, tıptaki adı şizofrenidir. Güçlü olursa hasta olur. Güçlü olmasa normal biraz bizim gibi olur. Sizofreni anladınız mı? Bak biz oluşturuyoruz o sizofreni. Bismillah. <laughs>